arkadaşım yurt dışına gitmiş diye hava için. Şimdi onun sizin tanıdıklarınız arıyormuş. Diyorlar ki sizin kız kardeşiniz evliyken bir başka adama kaçmış. Ondan sonra sizle Mehmet Bey de kayıp olarak aradığımız Mehmet Bey de bunu işte namus meselesi haline getirip kız kardeşlerini öldürdüler, attılar diye o sırada hep konuşulmuş. Efendim, şimdi benim kız kardeşim Adana'da evliydi. Eniştem telefon açtı o zamanların. Biz vardık bunları barıştırmak, uzlaştırmak için birçok mücadele. Bunun içerisinde Mustafa abim, Mehmet abim, ben ve annem varız. Hepimiz beraber vardık. Tamam. Bunları uzlaştırmak için ancak bunu biz bulamadık. Bulamayınca Ali Can diye birisinin evine vardık. Ali Can'ı bulduk. Ali Can'la görüştük. Benim evde kaldığını söyledi. Ve eniştem yani Ahmet olan eniştem dövdüğünü, şiddet uyguladığını, gel bacım o zaman gidelim dediğimizi ve bizimle beraber Kayseri'ye geldi. Kayseri'den sonra yurt dışına gittiğini, ben askerden yeni geldiğim sıraları, yurt dışına gitti. Onun haricinde ben bir daha kendisine ulaşamadım. Hiçbir şekilde telefonlarında veya hiç bilmiyorum yani. Ya iyi de yurt dışına nasıl gidecek beyefendi? Yurt dışına da öyle her gelelim. Biz turistik olarak gitmek için bile uğraşıyoruz. Vizeydi, oydu, buydu falan yani. Nasıl hemen yurt dışına gidecek oradan Adana'da yaşarken hemen yurt dışı? Yurt dışı da bayılmış bizi gelin, gelin diye yani. Ne yapacak yurt dışında? Mustafa abimle, Mehmet abimle. Ne yapacak abim, yani bu kadın ordinarius profesör de yurt dışında birisi de gel burada üniversitede hoca mı ol diyecek? Ne yapacak yurt dışında? Ben onları diyorum ya, bunlar Mustafa abimle, Mehmet abimle sorduğunuzda aynı şekilde yansıyacak. Veyahut da ne biliyorsa onları söyleyecekler. Tamam ama ya, siz de bir oturup düşünmüyor musunuz mantıklı olarak? Sizin kardeşiniz mesela neydi? İşi gücü neydi? Mesleği neydi kardeşinizin, kız kardeşinizin? Ev hanımıydı. Tamam, ne mezunuydu? Ne mezunuydu? İlkokul mezunu efendim. Tamam ne yapacak yani yurt dışına gelin beni alın. Şimdi ben yurt dışına gitsem ben burada çalışma izni istiyorum desem bana vermezler. Müge Anlı olarak. Evet. Sizin kız kardeşiniz ne diye gidecek de yani tek başına hiç şey olmayan kadın yurt dışına gidecek siz de peşini bırakacaksınız. Müge Hanım 90-92 yılları 90 yani 20-25 sene önce bu. Yani o zamanlar şartları nasıldı neydi ben bilmiyorum. Sadece ama, ama insan merak etmez mi kız kardeşime ne oldu diye? Kız kardeşime ne oldu ben hapse düştüm. 8 sene hapiste yattım. Ondan sonra acıma git çıktığımda herkesin bir hayat mücadelesiyle mücadele ediyor. Yani Kayseri'de yine 2 tane benim kız kardeşim var. Yine onlarla görüşmüyorum, konuşmuyorum. Yani bizim hayatımızdaki bu enteresanlar olağanüstü bir enteresanlar. Bak ben diyorum, bu ben efendim. Peki bu Mithat kim? Mithat, Hasan, Mehmet. Çünkü bu kayıp kardeşiniz sizin onlara... ...mektubunuzda. Onlar kim? Mithat, Hasan, Mehmet. Şimdi... Bak ben şunu söyleyeyim aslanım bu Müge, bir tip şimdi aslı olduk her şeyi gerek herkes bana her şeyi söylüyor. Demek ki kafa gidik oluyor böyle benimle konuşunca. Bir heyecan mı yaratıyorum insanlarda anlamadım ki. Buyurun Müge efendim. Hanım. Efendim. Şimdi. Müge Hanım. Efendim. Şimdi ben kardeşimle falan diye bu kardeşim kayıp. Bugün 10 gündür haber alamıyoruz. Bu benim yeğenim ifadesiyle bir suç makinesi. Hayır Mithat Hasan Mehmet kim siz onunla yüzleşin önce demiş size mektubunda. Ben mektubum bana vermedi. Tamam bende ya mektup size söylüyorum ben. Mithat Hasan Mehmet yüzleş önce diyor. Sonra da bu hava dosyası açılacak diyor. Tamam da gelsin bana desin ki abi bunlar böyle böyle oldu desin. Ben hiçbir şekilde olay. Ben hapisteydim zaten 8 sene. Anladım da beyefendi pek sizin abinizin zaten gelecek durumu yok gibi gözüküyor. Hani gelse şey yapsın da pek sizin abiniz ortada yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden ben size mektubundan okuyorum. Mithat Hasan Mehmet'le yüzleş demiş size. Kim bu Mithat Hasan Mehmet? Kendisi söylesin ben bilmiyorum ki bunlar tanımıyorsunuz. Ya nasıl söyleyecek adam burada mı? Seni mektup, niye yüzleştiriyor mektup, bu Mithat'la Hasan'la? Mektup ne kadar onun olduğunu ben bilmiyorum ki. Sana yazdı gönderdi. Hayır ben almadım mektubunu. Kaynın Ömer'e sor bunu. Mektup kimden gelmiş Kaynın Ömer'e? Sana gönderdi. Sen okumadım demişsin geri göndermişsin. Sor Kaynın Ömer'e. Şimdi. Amcanın oğlu Hasan Yalçın'a sor. Hasan Aydın. Hasan Turhan. Hasan Yalçın'a Hasan Turhan'a sor. Hasan Turhan'a bana Hasan Tur... Şimdi ben efendim bana ben hapiste olduğum sürece benim üzerimde ifade oynadı. Ben bir daha seninle konuşmadığımı... Seni yakarım dedi. Bana şantaj yaptı. Alo. Şantaj mı yaptı size? Niye şantaj yaptı? Yani dedi ki bak eğer sen bunları sen sattın beni eve verdin.
Yani bu öldürdüğü şahısı ele verdin dedi. Ben senin eğer ki böyle yaptığını bilseydim, ben senin getirdiğin malı almazdım ve götürüp bayisine satmazdım dedim. Yani bir olayı öldürdüğü insan alır da bayisine satar mı efendim? Böyle bir şey yapar mı? Yani normalde yapmaması lazım ama yani birini öldürüp yakıp kolunu kesip falan öyle şeyler anlattı ki şimdi yeğeniniz yani. Hani bütün onları göz önüne alınca artık şey ya, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda ben bir fikir yürütemiyorum. Bana sorarsanız ben zaten o peyniri almazdım da. Yani ayrıca siz bugüne kadar ipe sapa gelmez diye bildiğiniz, bir ay bile çalışmayan dediğiniz kardeşiniz size bir kamyon peynir getirince siz onundan niye alıyorsunuz? Aynı sen bunu şekilde, nereden aldın, yani, ne yaptın diye neden demek ki siz bunu bayiye sattığınıza göre bayide o peynir atıyorum 2 liraysa siz 1 liraya aldınız da 2 liraya sattınız. 1 liraya aldığınız peynirin de zaten bayiden gelmediği belli olur. Bayideki satış fiyatı belli, alış fiyatı belli. Bayi herhalde size 1 liraya satıp da 2 liradan almayacak. Siz de o peyniri daha ucuza aldınız, bayiye gidip üzerine koyup sattınız. Yani şimdi bunu yani devletin savcısı, hakimi bu şeyi yapamayacak, muhakemeyi yapamayacak durumda değil ki. Ben bu firmaya girdim. Arabasıyla getirip bana ürün sattı. Tamam, kaç liraya sattı kardeşim? Bayiden aldım, bayiden 2 lira diyelim bir peynir. Size kardeşiniz bunu 2 liranın üstüne satacak. Siz de gidip bayiye bunu sattığınızda bayi sizden daha aşağısını alacak. Niye siz böyle zarara gireceğiniz bir işe girdiniz o zaman? Şimdi ben zarara girmedim. Ben burada ticaret yaptım. Aldım ve sattım. Tamam mı? İyi de kardeşim. Bak şimdi bak, bayiye diyorsunuz. Bayi en ucuza verecek kişi değil mi bayi? En ucuza verecek kurum bayi zaten. Peyniri ne yaptı yani? Gitti paketli halde köyden mi aldı da size getirdi bayiye satacaksınız? Neyse yani şimdi beyefendi olmaz. Şimdi ben de şimdi burada uzun uzun ayrıntılara girmeme gerek yok. Siz de benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ben de sizin ne demek istediğinizi anlıyorum yani. Ticaretten de anlamayacak halimiz yok. Siz de niye bayiye satasınız? Bayiden, yani bayiden daha ucuza nereden alabilirdi ki kardeşiniz? Belli ki çalıntı mal. Ya onu ben bilemedim. Ya nasıl bilemezsin? Piyasa fiyatının altında aldığın her şey çalıntıdır. Nokta, bitti. Ne yapacak yani? Yani. Bu kadar. Yani bu kağıdın değeri, bu kağıdın değeri kırtasiyede 1 liraysa ben sana bunu 50 kuruşa satıyorsam demek ki çaldım. Ya 1 liraya satılan bir şeyi ben sana nasıl 50 kuruşa satabilirim? Ben bunu 1 liraya alıyorsam sana 1,5 liraya satarım. Ben de kâr edeceğim ya. Benim 1 liralık değeri olan bir şeyi 50 kuruşa sen kabul ediyorsan çalıntı malı aldın demektir. Bunun için de 8,5 yıl yatmışsınız işte. Ama 8,5 yattım da benim suçum olmadan yattım yani. Vallahi beyefendi ucuza mal aldınız. Şimdi ticaret yapan adam ucuza mal aldığı zaman niye aldığını bilir. Ya böyle bir şey yok yani. Suçu yoksa neden babam bunun suçunu üstüne almış ki? He? Yengem neden babama yalvarmış? İşte Mehmet suçu üzerine al, sana ev verelim, araba verelim gibisinden neden yengem babama yalvarmış? Suçsuzmuş da neden yatmış? Suçsuz bir insan neden cezaevinde yatıyor? Bunları bir kanıtlar mısın? Gerçekli bir şey çıkartabilir misin? Böyle konuşuyorsun, iftira atıyorsun. Yani orada ne dedin, ne yaptın? Yani bunlar... Babama sözleşme imzalattırmadınız mı? Bak bana, babam senin suçunu üstüne almadı mı? Senin suçunu üstüne aldıktan sonra zaten babam nafizdir, ne bileyim yabancı uyruklu kadındır. Bu cinayetleri öyle işledi zaten babam. Yani ben hapisteyken cinayetler işlemedi. Ben yani yanında mıydım bunun? Sen nasıl 8 yıl yatıyorsun da babam 18 yıl yatıyor, 16 yıl yatıyor. Ve şu an Covid izninde, cezası bitmemiş. Tamam, sen diyorsun ki babam Konkolos'ta bir kadını öldürdü diyorsun. Babam Nafiz öldürdü diyor. Babam şunu öldürdü. Bak ben de burada diyorum ki kadının zaten aranması varmış. O kadından ceza almamış. Ben babamın dosyalarını okudum. Evet. Babam bu kadından ceza almamış. Nafiz'den falan hani bilmiyorum Nafiz'i de. Sen bana diyorsun ki gel burada Nafiz'in evini basalım. Nafiz nerede? Nafiz ta 2002'de ölmüş bu Nafiz. 2002'de ölmüş. 16 sene olmuş. Eğer ben dedim ki bak Müge Hanım, ben dedim ki yeğenim bana telefon açtı. Emmi dedi. Böyle böyle Nafiz kim dedi. Benim bildiğim Nafiz. Plak gibi dönüyorsun öyle. Gazi Osman'da oturduğunu biliyorum. Yeğenim dedim. Gidelim onun evine bak. Ben onun evine gidelim. Bir bakalım. Eğer onun evindeyse bu da bana dedi ki ben oraya gidemem. Beni vururlarsa ne olacak dedi. O zaman ben beni vururlarsa ne olacak demedim. Mesut abiye Yavuzlar diyorsun, bana Gazi Osman diyorsun. Üzerinden geçmiş 18 yıl şimdi Nafiz niye alsın sizin kardeşiniz? Geçmiş üzerinden kaç yıl? Beni vururlar diye korkmuşum.
Zaten adam kaç yıldır, 18 yıldır cezaevinde yani. O sırada vurduğu adamla ilgili Nafiz'i öldürmemiş miydi bu? Evet. Nafiz'i öldürmüş de bu amcamın suçunu üstüne almış babam. Amcamın suçunu üstüne aldıktan sonra... Ölmüş adamın nereden siz evini buluyorsunuz da gidiyorsunuz? Yani hep Mesut abi var. Amcamla babamın yeğenleri Mesut Karakuş. Yayına bağlayabilirsiniz. Ona demiş ki Yavuzlar'da bunların evi var, yeğenim oraya gidek falan demiş. Mesut abi gibi falan hani sözleşme yaparken, anlaşma yaparken... Yani beyefendi siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Kardeşinizin daha evvel işlediği cinayetlerle ilgili şu an alıkonulduğunu mu, öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Yani nerede olduğunu, yani birine çıksa, yani daha önceki faili yaptıkları suçtan mı kastırıldı? Veya bir yere mi saklanıyor? Veya da kaçtı mı? Yalnız kaçsa yanında yengem var. Yengem mutlaka çıkar der ki ya biz buradayız. Canlı yayında şu anda Türkiye'nin her tarafı duyuyor. Demek ki senin dediğin gibi öyle bir ihtimal yok. Nasıl yeğenim anlamadım. Bir gün ama önce iyi de bak. Bir gün evvel size gelmiş beyefendi yani bence gelmemiş. Onun derdi sizsiniz. Amcam oraya gidiyor, bizim evin önüne gidiyorlar. Orada bu Mesut Karakuş amcamın Ömer yeğeni, Aydın. Babamın yeğeni. Bir de amcamın kaynı Ömer Aydın'la birlikte anlaşma yapıyorlar. Amcam, babam amcamdan 5 istiyor, amcam 3 veriyor malları. Tapuları falan. Sonra amcam tapusuz bir anahtarı al abi diyor. Bu evin anahtarı. Bu ev senin diyor. Hı. Sana bir de 6. ayın 30'unda bir araba alacağız diyor. Orada sonra anlaşmada araba alma da diyor. Arabanın parasını ver. Adam hani hangi arabayı isterse onu alsın. Ya da 10 bin liralık araba alsın, kalanını yesin. Veya üstüne para koysun. Daha büyük, daha lüks bir araba alsın. Gibi konuşma yapıyorlar. Anahtarı amcam babama veriyor salı günü. Hı. Ben cumartesi amcamla birlikte karakola ifade falan vermeye gittiğimde ben babamı arıyorum, annemi arıyorum. Abisinin derdine düşmemiş de bana diyor ki gel yeğenim babana verdiğim evi seni gezdireyim diyor. Beni götürüyor o eve gezdiriyor. E peki siz gezdirdikten niye o zaman kardeşinize ev verdiniz? Hem bu kadar kötü kardeşinize. Çünkü hanım çocuk çatlattırıyor. Bak çocuk yalan söylüyor, çatlattırıyor. Konuyu başka tarafa çekmeye çalışıyor. Gitmedik mi eve, gitmedik mi ya? Evi gezdirmedin mi bana? Beni bir dinler misiniz? Anahtarı bana vermedin mi? Salı günü babama verdiğin anahtar cumartesi günü bana geçiyor. Nasıl? Sen çarşamba günü babamla görüşmüyorsun. Cumartesi bana öyle diyorsun. Bu mevzu ortaya çıktıktan sonra ben çarşamba abime evi gezdirdim diyorsun. Müge Hanım, efendim? Şimdi çocuk çattırıyor. Şimdi ben anlatayım meseleyi. Ramazan'da ben abim bizim evimize geldi. Dedi ki kardeşim, bak benim evden hiç evim yok. Param yok, durumum yok. Yıllarda neden yattım. Yok, sen çıkarttın bana, evden. Beni bir dinler misin lütfen ama? Beni bir dinler misin lütfen? Bana dedi yardımcı olur musun? Ne yapacağım abi? Benim şimdi şehirde evim yok. Benim hasmım var. Bana ya ne yapmanı istiyorsun dedim ya. Bana Lale Apartman'dan bir daire vermek istiyorum. Bana çok ısrar etti. Ramazan'da geldi. Ben de dedim ki abi peki kiracı var. Gittik kiracının yanına. Kiracıya beraber gittik. Kiracıya dedim ki bak ben bu evi sattım. Bu karşıdaki arkadaş dedim. Tamam mıyım? Tamam. Ve kiracıya ısrarla söyledim. Bunu bir an evvel boşatırsan bu adam bu eve oturacak. Tamam ama niye abimle verdiniz? Beraber. Ama niye verdiniz? Ha, ona ne? Bana yani, tarladan yani dolayı. Adam, bir dakika ama bu adam sizi zaten yok yere cezaevinde yatırtmış. Diğer kardeşleriniz var konuşmuyorsunuz. Bir tane kardeşiniz ortada yok yurt dışında diye bir ortaya bir şey atılmış. Buna inanmışsınız da. Yani beni 8,5 yıl cezaevinde yatırtacak kim olursa olsun. Niye ben ona bir daha ev vereceğim, araba vereceğim, para vereceğim? Niye? Ya, izin verirsen anlatacağım. Ama oraya gelin yani çık dedi de falan onlar uzatıyor mevzu evet. Aynen uzatma. Oraya gelin. Konuyu ben bitirseydim ondan sonra oraya gelseydim. Tamam söyleyin. Hemen kısa kısa anlatacağım. Tamam söyleyin. Oraya ondan sonra kiracıya vardık. Kiracı evi sözleşmesini yaptık. Kiracıyı çıkarttık. Çıkarttıktan sonra yasak geldi efendim 17 gün. 17 gün yasaktan sonra abimle beraber notere gittik. 7. notere. Notere dedik ki biz bu evi tapusu yok ancak kalkınlık yani kalkınlıkiyeti olmayandan arsa tapusu olan yerin tapusu olmuyor, satışı olmuyor efendim. Ve biz bunu yapamadık, tapusunu veremedik. Nasıl gittik bir abim tanıdığı ve benimle beraber aynı bildiğimiz bir emlakçı. Arsa tapusu vardır, arsa tapusu üzerinden hisse Allah, verirsiniz. Binadaki bütün dairelerin binanın tapusu var, bir şey yandaki vardır. Binalarım bu dairenin tapusu arsa yok. Arsa tapusu vardır eğer kat mülkiyeti sözde. Yoksa arsa tapusu üzerinden işte ne bileyim binde 100 atıyorum neyse işte hisse kaç mi? Daire ise hissesini verebilirsiniz. Siz tapusu olmayan yani arsa tapusu olan yerin saçını yapamadık. Gittik ama notere, yapabilirsiniz normalde. Yapabilirsiniz normalde.
Efendim burada daha sonradan yapıldığı için tapusu yok. Sonradan tamam, ama arsa yerlerin tapusu var. Arsa. Arsa tapusu var ama buralar sonradan yapıldı. Tamam, yani sonrası öncesi yok. Arsa tapusu üzerinden istesini veriyorsunuz. 4 daire varsa orada 1000 metrekare ise 1000'de birini, 4'ün aman işte 4'te birini veriyorsunuz. Yani, evet efendim. Tamam. Bunu efendimizin biz emlakçıda yaptık, düzenledik, buna verdik. Daha sonralar kiracı çıktı. Kiracı çıktıktan sonra anahtar aldık. Ben, Ömer Aydın ve Mesut yeğenim, Mesut Karakuş. Bunlara dedim ki ya ben bu abime bu arsadan dolayısıyla bir ev vereceğim. Efendimizin bana dedi ki daha önce bir de ayağım yerden tamam abi niçin verdin sen bunu diye soruyorsunuz oraya geliyorum. Müge Hanım. Evet. Peki dedim. Yani arsa neredeydi? Tarla. Derenin orada bir tarla var. O tarlanın 1500 metre ben çıktıktan sonra daire yaptım. Ev yaptım. Ağaçlar diktim. Orayı biraz canlandırdım. O babamın abime vermiş olduğu arsayı diyorum efendim. Ondan dolayı onu istedi. Ben de dedim Baha buraya ev yaptım. Ağaçlar diktim. Burayı şenlendirdim. Çocuklarım orada emeğe var. Gel burayla bunu takas. Kabul etti. Ya masal anlatma. Sen o tarlaya niye ev yapıyorsun ki? Şahit olaktan Mesut Karakuş, Ömer Aydın, ben ve eşim köye gittik. Allah. Akşam saat 7. Beyefendi madem bunu bu kadar gönül rızasıyla yapacak bir abisiniz, kardeşsiniz, amcasınız her neyse. Bunlar evden çıkartılırken babaları cezaevinde çoluk çocuk. Bu da küçük çocuk. Babam cezaevinden çıkmadan 5 yıl önce. O zaman niye şey yapmadınız onların evi için bunları yapmadınız? O zaman niye kiracınızı çıkartmadınız da bunları orada oturtmadınız? Efendim zaten 20 sene benim evimde oturdu bunlar. 20 sene. Daha benim zaman, abimin o ev bir senin değil. Yok. Babam tamam, sana zaman emanet etmiş bu evi. Senin değil. Nasıl emanet etmiş? Nereye emanet etmiş? Babam neye sana cezaevine etmiş? Girerken emanet etmiş. Senin, babam senin suçunu üstüne alırken yaptığınız sözleşmede iki tane ev, araba, ne bileyim belli bir miktar para falan talep etmişsiniz bunları, babama. Sen bunları nereden çıkarıyorsun? Ben öyle bir şey yapmadığımdan. Yani bana sen zaten o zaman cezaevindesin. Bir tane telefonum var. Bir tanesi. Sen zaten cezaevindesin. Şu isimsiz olan hanımefendi hanımın bir dakika beklesin. Hatice yapıyor. Elini çek okuyabileyim. Hatice Karaca bizi Konya'dan arıyor. Hatice Hanım günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin canım. Buyur hoş seni dinliyorum. Güzel yayınlar. Teşekkür ederim. Müge Hanım bunlar 2000'de benim yavrumu da kastettiler. Benim yavrum bu yatan, bu 8 sene yatan 13 sene, 14 sene ceza aldıydı. Yattığı göz önüne alındı, düşürüldü, 8 sene yatmış. Ötekisi kaçak olan ömür boyu aldıydı, nasıl kaçmış? Şimdi sizin diyorsunuz ki benim oğlum Muhtemer Karaca'yı öldürüp köprü aman altına atmışlar. Bu kayıp Mehmet ve telefondaki kardeşi Yusuf bundan dolayı ceza almışlardı, öyle mi? Evet. Öyle, evet. Öyle midir Yusuf evet. Bey? Efendim benimle hiç alakası yok. Ben değil. Bunu yapan abim çıksın açık açık söylesin. Ve bu ceza yattı. Bana da yardım yataklığı yaptı diyekten bu şekilde bıçak ceza verdi. Cezanın sonucunda yani yardım siz peynirden yatmışsınız. Sana yardım yataklıktan nasıl kan yani parası geliyor? Yani siz peynirden yatmıştınız 8,5 yıl. Bu cinayet ne şimdi? Evet efendim bu cinayetten dolayı. Bu muhterem Karaca'yı arkadaş olduğunu öldürdüğünü daha sonradan duyduğum ifadelerinde ve ben seni çıkartacağım. Eğer bana şöyle yapmazsan benim neden araba getirdi bana? Araba ne arabası? Benim arkadaşım dedim ya biraz evvel anlattım yani ya. Benim arkadaşım. Yani siz işte peynirden değil o peyniri alırken bu muhterem Karaca da ölmüş öyle mi? Muhterem Karaca'yı öldürmüş o Mehmet abim. Muhterem siz Karaca nasıl çıktınız hakikaten 8,5 yılda o zaman? Babam ya bak diyor ki hanımefendi aldı. Kaç yıl almışlardı? Birisi müebbet almıştı nasıl çıkmış anlamadım diyor. Diğeri ne kadar almıştı? Olayın faili bu o. Yani olay yapan bu. Yani beni de yardım yatak nedir biliyor musun bu? Sadece arabada arabayı getirdi Antalya. Tamam ben da beyefendi madem sizi bu adam yani kardeşiniz bile cinayetten yatırmış. Daha o zaman çıkmış. Aranızda sizin eğer sizi tehdit edeceği, şantaj yapacağı bir konu yoksa bu adama ev araba verilir mi? Para verilir mi? Niye verdiniz? Niye vermek için kaybolmadan bir gün önce böyle bir pazarlık yaptınız? Çamıyoruz. Benim babam buna arsa verdi efendim. Bu arsayı daha anlattım tekrar söylüyorum bak lütfen ama. Bu arsayı arsa babam arsa abime verdi.
Arsa ayrı, ölün hak, miras helal. Kardeşim arsa bir pay varsa zaten o cezaevindeyken de bunun avukata vekaletini verir. Onunla ilgili arsadan payını arsayı alırdı. O iş ayrı bir mesele. Arsayı dedem... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.